Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni aslında inanılmaz yeni bir başlangıç yapıyoruz Arkadaşlar ben her videomda 2 e, aydır neredeydim 3 aydır demek 3 aydır neredeydim diye açıyorum Çünkü e, böyle bir bildiğiniz gibi bu dönem çok fazla sık sık video atamıyorum Bunun sebebi ne ya da e, hani ben ne bok yiyorum bu e, kaybolduğum sürece ne bok yiyorum Bugün onu size söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki uzun zamandır böyle biz hatta 5-6 aydır falan yayınlarla uğraşıyoruz, yayınlarla haşır neşiriz. Baya bildiğiniz gibi yayınlar yapıyor yapıyorduk eski platformumuzda Deal Evde bildiğiniz üzere değil Evde yayın yapıyordu fakat ben Deal Evde bir sorun olduğunu fark ettim. Yani Deal Ev'in yönetiminde bir sorun var, Deal Evde bir sorun var ve e, ee, neredeyse hani dil evdeki herkes şu an Twitch'e geçmiş bulunmakta arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben size benim D-Live'ın yönetimiyle Cemal abiyle Metin abiyle hiçbir sıkıntım yok Onlar benim her, her zaman abimdir Onları ben gerçekten çok seviyorum Yani onlar Benim hani yayın piyasasına başlamamın Böyle baya bildiğiniz gibi Özellikle Metin abi destek olmuştu Bana bir yayınımda Gerçekten hani çok güzel insanlar Çok sevecen insanlar ama benim onlarla hiçbir problemim yok. Benim tamamen doğal olarak e, D-Live'ın glo global şirketiyle yani d biliyorsunuz dünyaca ünlü bir platform yayın platformu fakat e, benim D-Live Türkiye'den herhangi bir kuşkum yok. Yani d Türkiye'ye gayet güzel anlaşıyoruz. Gayet güzel aramız iyi. Mert Altuntaş Recep'i ee, işte cemaat sevindik bunlarla alakalı hiçbir sıkıntı değildir bunların da böyle hani e, sıkıntıyı bu arada birazdan söyleyeceğim senin yani ne sıkıntısı var böyle geveleyip geveleyip durma diyorsunuz Umarım ya öyle diyorsunuzdur yani ben sürekli e, lafı böyle dolandırıp dolandırıp söylüyorum Çünkü o yüzden e, şimdi söyle söyleyeyim e, değil evde arkadaşlar ödemeler yatmadı yani benim aldığım bağışları ben şu anda çekemiyorum mesela ya gecikmeli falan yolluyor sıkıntı arkadaşlar o yüzden değil evde çoğu yayıncı ya kontratını bitirdi ya da zaten biliyorsunuz ki benim aslında şöyle söyleyeyim ben size değil eve başlama sebebim biraz daha böyle trafiğin az olmasıydı izleyici havuzunun az olmasıydı fakat şu anda platformda yayın açan Türk yok yani Araplar yayın şu arkadaş artık değil evde yani ben şu anda böyle konuşmuyorum ama sitede neredeyse yayın açan Türk kalmadı yani izleyici havuzu tamamen Twitch'e geçmiş durumda. Her şey Twitch'e geçmiş durumda. Dil evde her gün bir ayrılıyor falan. Olaylar mı olaylar ben dedim ama ben dedim hani artık bu platformda yapamayabilirim ya yapamam da yani hani yapamıyorum da zaten e, platform yöneticileriyle alakalı hiçbir sıkıntım yok gerçekten hepsi abimdir e, şu anda size söyle söyleyeyim d gerçekten kurucusu ...hakikaten e, belki de d diye bir oluşum olduğunu falan unuttu. Yani d e, böyle başı falan olduğunu unuttu galiba. Çünkü Metin abi ayrıldıktan sonra ben e, böyle e, yayınların böyle şey olmamaya başladı. işte bu aralar biliyorsunuz işte e, yetkililer, stafflar onlar bunlar falan destek veriyordu. Artık e, moderatörler e, işte stafflar mutaflar destek vermediği için... ...ben de d bırakmak zorunda kaldım. Yani... Ee, soru sorsak cevabını alamıyoruz hiçbir yönetim cevap vermiyor nedenini bilmiyorum fakat e, şöyle bir şey söyleyeyim ben size uzatmadan söyleyeyim ben size e, ben değil evden an itibariyle gitme kararı aldım bunu tamamen kendi bireysel e, şeyimle aldım hiçbir zaman izleyicime sormadım çünkü izleyicime sorduğum zaman diyorlar ki abi değil evde kal Şimdi ben dil evde kalsam ne olacak arkadaş onu size söyleyeyim. Bana eksi yazmaya başlayacak. Bana eksi yazmaya başlayacak. Dil evde ne izleyici havuzu var ne bir şey hiçbir şey yok dil evde. Yani şu anda bak ben değil evi kötülemiyorum bak. Hani Dilev gerçekten ilk zamanlarda güzel bir platformdu. Gerçekten yayın açarken zevk aldım. Her gün böyle sanki yayın açmaya gitmiyormuş da sanki böyle eğlenmeye gidiyormuşum arkadaşlarla gibi bir ortam vardı. Gayet samimi gayet işten bir ortamdı. Fakat son zamanlarda bu ortamı artık sağlayabilecek insanları da büyüyelerinden kovdukları için sayın Dilev. Ee, o yüzden e, bu, bu, tür sıkıntılar olabiliyor. Eee işin komik tarafı şu ben ödemeleri alamadım e yani değil evdeki ödemeler kaldı böyle Ödeme talebi başlattım fakat 2 aydır onaylanmıyor yani umarım onaylanır e, fakat ben size şöyle bir şey duyurmak istiyorum ben artık Twitch'teyim arkadaşlar Twitch'te artık kurtlar sofrasındayız çok büyük bir platform çok büyük bir havuz gerçekten eğer orada gelişirsek bak bir şey söyleyeyim mi o kadar güzel olur ki e, ben Twitch'te çok hayaller kuruyordum böyle Twitch benim için çok böyle arştaydı tamam mı böyle en böyle ulaşılmaz yer dersin ya Twitch benim için tam olarak öyle bir platform ee, Artık hayallerimi gerçekleştirmemin vakti geldiğini düşünüyoruz Düşünüyorum daha doğrusu Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar Asıl şimdi başlıyoruz yani bizim dilemiyle ile falan fragmandı daha yani Asıl şimdi başlıyoruz umarım e, Bir sıkıntı olmaz umarım e, verdiğimiz karardan herhangi bir e, şey olmaz Yani pişmanlık duymayız e, bilmiyorum ben şu an Twitch'e geçme kararı aldım Çünkü hani değil evde yapabileceklerim sınırlı arkadaş anladınız mı yani değil evde maksimum izlenen adam 1000 izleniyor yani izleyici havuzu böyle bir platform değil ev fakat şöyle söyleyeyim ben size değil evde ben ilk zamanlar gerçekten çok umutluydum nasıl umutluydum şöyle söyleyeyim ben size e, ee, düzelir delay olur şu olur bu olur sandık falan geldi dediler işte limon sandığı falan sandık geldiğinde insanlar sevindi işte o oldu bu oldu ee, sonra sandıkla alakalı biz bir tür sıkıntılar çıktı. Ondan sonra zaten sitedeki çoğu yayıncı terk etti Dilay'ı kontratlarını doldur kontratlarını doldurdular ve evden gitme kararı aldılar. Ben de aynı şekilde şu an belki de kontratsız yayıncıyım ama ben de gitme kararı aldım. Size şey şöyle söyleyeyim. Twitch kanalımı aşağı açıklama kısmına koyacağım. Oradan ee, yaparsınız arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim size. Ben ilk yayınımı ne zaman açacağım? E, ilk yayınımı arkadaşlar ben 23 Ocak Pazartesi günü açacağım. 2023 2023 bak bir dakika şöyle göstereyim. 2 e, 23 Ocak 2000 23 Ocak 2023 pazar e, pazar günü bugün e, belki de videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum fakat ben pazartesi günü yayında olmuş olacağım. Yani e, 24 Ocak'ta yayındayım arkadaşlar. Twitch'te ilk yayınım inşallah. E, umarım e, verdiğimiz karardan dolayı umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Çünkü ben e ee, hani size söylemeyi bırak ben kendi içimde planlayıp programlamamıştım bunu bile. Bu bana çok sürpriz oldu Twitch'e geçmem falan. Ben hiç düşünmüyordum. Yani evde diyorum ki ben 3 sene 4 sene daha kalırdım. Çok ne söylüyorum? DLive çok güzel bir platformda gerçekten. Hani DLive'a bunu sıcak e, şeyi işte yetkililerin işte cevap vermesi falan dedim hani böyle bir güzel bir platform yok dedim bu arada. Hani işte o zamanlar öyle diyordu fakat durum öyle olmadı sıkıntılar çıkmaya başladı Dilav e, şeyinde globalinde global pazarında o yüzden e, Dilav kötü yerlere gittiği için benim de kariyerim daha yeni bir yayıncı olduğum için kariyerime risk atmak istemedim benim için e, en en e, böyle önemlisi neyse hep onun peşinden gittim benim için de şu an en hayırlısı ve en önemlisi Twitch'e geçmek. O yüzden kararıma saygı duyacağınızı düşünüyorum. Aşağı açıklamalar kısmına linki bıraktım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bu arada bu arada oda niye değişik diye sorarsanız arkadaşlar. Bilgisayarı farklı bir odaya aldık fakat görüyorsunuz çocuk odası bu arada burası. Yayınlarda nasıl bir şey veririm bilmiyorum ya. Yayınları da burada yapacağım bu arada. Bu arada yeni kamera aldım. Nasıl? Çok güzel bence ya. Yorumlarda bir yazsanıza. <laughs> ya kameraya bak. Bir şey söyleyeyim mi inanılmaz güzel bir kamera yani hiç bok attırmam o kameraya bak yemin ederim sana çok güzel çekiyor Siz de arkadaşlar yorumlarsanız sevinirim gerçekten benim için çok güzel bir e, şu an haberi size vermiş bulunuyorum ben zaten bunu 2-3 haftaları beynimde kurguluyorum acaba işte size söylesem mi size söylesem ne tepki verirsiniz falan diye konuştum kendi kendime böyle kendimi böyle absorb etmeye çalıştım hani oğlum yaparsın 3 ay daha dayan falan <laughs> ama artık değil hep harç biter yapıp haydolsa arkadaşlar o yüzden twitch'e geçiyoruz ee, twitch'te de e, şöyle söyleyeyim size eskisi kadar kaldığımız yerden devam edeceğiz fakat takipçi sayımız var ee, takipçi sayısı sıkıntımız var o yüzden aşağıdan takip ederseniz sevinirim desteğinizi verirseniz çok sevinirim benim her türlü her şekilde size zaten ihtiyacım var. Fakat e, YouTube'a aksattığım için özür dilerim. YouTube'a da e, içerik fikri buldukça geri dönmeyi düşünüyorum ama bu başka videonun konusudur bence. O videoda bu konuyu açmayalım. E, dediğim gibi Twitch'e geçiyoruz arkadaşlar. DLive'a neden ayrıldığımı size söyledim. DLive'a hani neden yayın açmadığımı, nerede olduğumu size söyledim. Umarım yeteri kadar bilgi almışsınızdır. Bilgi almadıysanız da yorumlarda aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere. Twitch'te işte görüşürüz arkadaşlar bay bay.